Gençler selamlar, ben Sevmeyli Hoca. Sevmeyli Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 5. haftamızın 2. konusundayız. Konunun ismi üslü ifadeler. Şimdi bu konuda, bugün bu videoda üslü sayıları, üslü ifadeleri işleyeceğiz. Ardından gelen videoda da üslü ifadelerin konu testini çözeceğiz. Yine birlikte, beraber bu kanalda. Evet arkadaşlar, hazırsanız, kanala abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz kahvenizi falan da hazırlayın bu arada. Dersimize başlayalım. Evet, kahve demişken ben de bir kahvemden bir yudum alayım derse başlamadan önce. Sonra unutuyorum içmeyi. Hep buraya bunu hazırlıyorum. Sonra ders boyunca içmeyi unutuyorum arkadaşlar. Siz unutmayın. Arada sırada bir yudum, birer yudum alabilirsiniz. Şimdi üslü ifadeler konusunda gençler, diyoruz ki A bir reel sayı, ne de pozitif doğal sayı olmak üzere n tane A'nın yan yana çarpılmış halini biz bu şekilde gösteriyoruz. Bu sadece bir gösterim. Bakın hani kurallarının oluşması falan, tamam mı? Yani aslında bakarsanız ortada bir kural yok. Yani birazdan göreceksiniz. Ortada bir kural yok zaten. Bu kuralların oluşması da şuradaki n tane A'nın çarpımıyla alakalı zaten. Farklı bir durum söz konusu değil. Biz burada n tane A'nın yan yana çarpımının A üzeri n biçiminde gösterilebildiğini bileceğiz. Bu biçimde gösterilen ifadeleri de üslü ifadeler diyoruz. Şimdi özel olarak 1'in A'nıncı kuvveti daima 1'dir arkadaşlar. 1'in her kuvveti 1'dir. A'nın birinci kuvveti, ki burada sevgili arkadaşlarım A'nın birinci kuvveti neye eşit olacak? A'ya eşit olacak. Biz 5 yazdıysak bu 5 bile zaten üzerinde bir 1 mutlaka vardır. 5 üzeri 1'dir. A üzeri 0, eğer A 0'dan farklıysa, A üzeri 0 daima 1'dir. Peki 0 üzeri 0 nedir? 0 üzeri 0 belirsizdir ki müfredatta ne müfredatta ne de sınavda karşınıza çıkmayacak, ama 0 üzeri 0'ın ne olduğu bilgisi karşınıza gelirse belirsizdir diyebilirsiniz. A 0'dan büyük olmak üzere A üzeri n ifadesi daima ama daima pozitiftir arkadaşlar. A 0'dan küçükse, yani A negatifse, bu negatif sayının çift kuvvetleri pozitif olacaktır. Tek kuvvetleri ise, n tek sayı ise A üzeri n, negatifin tek kuvveti negatif olacaktır arkadaşlarım. A üzeri x ile A üzeri y'nin çarpımı A üzeri x artı y'dir diyorsunuz. Yani tabanlar aynıysa, tabanlar aynı ve bu üslü sayılar çarpılıyorsa üsler toplanır, aynı tabana üs olarak yeniden yazılır. İşte buradaki mesele amaç, hani yukarıda bahsetmiştim ya, öyle kuralı muralı yok aslında. Şimdi A üzeri x demek, aslına bakarsanız A çarpı A çarpı nokta 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 A, yani x tane A demek. Burada da arkadaşlarım çarpı demiş, bakın y tane a'mız var. Şurada da y tane a var. Şimdi sen yan yana bunları çarparsan x artı y tane a olduğu için a üzeri x artı y diyorsun. Yani öyle aslında kuralın ismi falan değil o. Hani tabanlar aynıysa ve üsler tabanlar aynıysa ve bu üslü sayılar çarpılıyorsa üsler toplanır, aynı tabana yeni üs olarak yeniden yazılır falan, böyle bir kural yok zaten. Tamam mı? Yani bu aslına bakarsanız kullanım kolaylığı sağlayan bir, ne denir ona, bir alet edevat aslında. Yani tornavida gibi bir şey. Elinle de sıkabilirsin ama tornavida diye bir şey var yani. Tamam, onunla sık diyor sana. Yani hani ekstra bir durum yok. Yani bu bir kural. Ezberlesen ne olur, ezberlemeden. Mantığını anlasan yeter. A üzeri x'i A üzeri y'ye bölersem o zaman ne olur? O da şöyle olur. A üzeri x eksi y. İşte buna da hep diyoruz yani, böyle böyle anlatılır ya, tabanlar aynıysa ve üslü sayılar bölünüyorsa birbirine, payın üstünden paydanın üssü çıkarılarak yeni oluşan üs aynı tabana üs olarak yazılır falan, böyle bir şey yok zaten. Anlaştık mı? A üzeri eksi x ne demek? Eğer negatif kuvvet varsa aslına bakarsanız çarpımsal tersinden bahsediyoruzdur. 1 bölü a'nın x'inci kuvvetidir bu, ki hatta bu da 1 üzeri x 1 olduğu için 1 bölü a üzeri x biçiminde de yazabiliriz. A bölü b'nin eksi x'inci kuvveti nedir o zaman? Çarpımsal tersini aldınız, b bölü a. İşte bunun x'inci kuvveti diyorsunuz gençler. O yukarıdaki eksi ifadenin negatifliğine pozitifliğine hiçbir şeye etki etmez. Sadece ama sadece o ifadenin çarpımsal tersini ifade eder. Dolayısıyla siz bunu gördüğünüz zaman eksiyle uğraşmak istemiyorsanız ifadeyi ters çevirin. Ters çevirdikten sonra zaten üssü de pozitif olmuş oluyor. A üzeri x ile b üzeri x'in çarpımı sevgili arkadaşlar, bunu nasıl yazacağız? Bunu da a çarpı b'nin x'inci kuvveti biçiminde yazacağız.
Burada a bölü b, a üzeri x bölü b üzeri x de gençler a bölü b'nin yine x'inci kuvvetidir diyeceğiz. Yani bölüm olarak da çarpım olarak da bu kuralları uygulayabiliriz. Evet, üslü sayılarla üslü ifadelerle ilgili özelliklerimizi gösterdik. Şimdi başlayalım sorularımızı çözmeye. Birinci örneğimiz eksi a üzeri 5 demiş bakın. A'nın 5. kuvvetinin eksilisi aslında bu. Yani kuvvet eksiye işlemiyor arkadaşlar şu kısım için. Dolayısıyla burası yine eksi a üzeri 5 olarak kalır çarpı. Bakın buradaki kuvvet ise buradaki eksinin de kuvveti. Ve negatifin çift kuvveti pozitif olduğu için direkt a üzeri 4 diye kabul edeceğiz bunu. Çarpı eksinin 3. kuvveti eksi. A küp de a küp zaten. Eksinin tek kuvveti eksi. Dolayısıyla eksi yazdım. A üzeri eksi 5 dedim. Şimdi gençler şuradaki eksiyle şuradaki eksinin çarpımı bir artı yapsın, onlarla uğraşmayalım. Baştaki eksiden kaynaklı ifademizin negatif bir sonuç olduğu belli. A üzeri 5 ile A üzeri 4'ü çarparsanız A üzeri 9 bulursunuz. Bir de A üzeri 3 ile çarparsanız A üzeri 12 gelir. Çarpı A üzeri eksi 5 derseniz 12'den 5'i çıkarırsınız. Ya da 12 ile eksi 5'i toplarsınız. A üzeri 7 gelir. Dolayısıyla bizim de bu ifademizin sonucu, çarpımı sonucu eksi çarpı A üzeri 7'dir deriz. İkinci örneğimiz. 2 çarpı 3 üzeri 10 artı 3 üzeri 11 eksi 5 çarpı 3 üzeri 12. Bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakın 2 çarpı 3 üzeri 10'u yazdım ben. Artı şu 3 üzeri 11 demek aslına bakarsanız 3 çarpı 3 üzeri 10 demek arkadaşlar. Çünkü ben 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 10'u çarparsam 3 üzeri 11'i bulurum. Dolayısıyla buraya 1 yazmasam da olur diyorum. Eksi 5 çarpı 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 10 yazacağım ben buraya. Neden böyle yazdım? Çünkü şu ikisinin çarpımı zaten 3 üzeri 12'yi veriyor. Arkadaşlar bu ifadeyi bu şekilde yazmamızın sebebi 3 üzeri 10'ları ortak olduğunu görebilmek. Her zaman üssü en küçük olanın parantezini almaya çalışın ifadeleri. 3 üzeri 10 parantezinde bakın burada 2 kaldı. Burada 3 kaldı artı 3. Burada da eksi 5 çarpı 3'ün karesi 9 demek. 5 kere 9 da 45 yapar. Eksi 45 dedik. 2 artı 3 5 yapar. 5'ten 45'i çıkarırsanız eksi 40 gelir. Dolayısıyla eksi 40 çarpı 3 üzeri 10 benim sorumun cevabıymış arkadaşlar. Doğru cevabımız buydu diyebiliriz. Geçtim örnek 3'e. 4 üzeri 21'den 2 üzeri 39'u çıkar. Sonra bunu 8 üzeri 13'e böl demiş. Yani bunu yapmak belki hani bir 5-6 saatimiz alabilir mi? Belki daha fazlasını da alır bu işlemi yapabilmek. Tabi üslü sayılar ve bunların sağladığı özelliklerle biraz da çarpanları ayırmayla, ortak çarpan parantezini almayla falan biz bu tarz soruları çok daha basit bir şekilde çözebiliyoruz. 4 üzeri 21 demek gençler 2 üzeri 2'nin 21. kuvveti demek. Eksi 2 üzeri 39 diyorum bakın. Bölü 8 2'nin küpüdür. Bunun 13. kuvveti dedik. Şimdi bir üssü sayının üssü varsa üsler biliyorsunuz ki çarpılıyor arkadaşlar. 2 üzeri 42 eksi 2 üzeri 39 dedim. Bölü 2 üzeri 3 kere 13 ne yapar? 39 yapar. Sonra ne yapacağız? Şununla şunu götüreceğiz değil mi? Öyle bir şey yok. Ne yapacağız? Üst tarafı 2 üzeri 39 parantezine alacağız. 2 üzeri 39 parantezine alırsam şu kısımda ne kalır arkadaşlar? 2 üzeri 3 kalır. Bakın 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 39'u çarparsanız zaten elinize 2 üzeri 42 gelecektir. Eksi 2 üzeri 39 parantezine aldığım için burada sadece 1 kaldı. Alt kısımda ne var? 2 üzeri 39. Bu tanıdık bir yerden. Nereden tanıdık? Bak üst tarafta çarpım durumundaki olan 2 üzeri 39 ile alt tarafta 2 üzeri 39 birbirini götürür. Geriye de sadece 2 üzeri 3, 8, eksi 1 sonucu kalır. Bu da bize zaten 7'yi verecektir. Bizim sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? 7'ymiş diyeceğiz. Bir diğer sayfamıza geçtik. Dördüncü örneğimiz. Bakın ne demiştim az önce? En küçüğün parantezini alın. En küçük üs burada hangisi? Bu. Aşağıda hangisi? Bu. Dolayısıyla üst tarafı 3 üzeri n artı 1 parantezini alacağım ben. 3 üzeri n artı 1 parantezini. Şurada ne kalır arkadaşlar? 3'ün karesi bakın. İkisini birlikte çarparsanız 3 üzeri n artı 3'ü bulursunuz. Eksi 3 üzeri 1. 3 üzeri 1 ile bunu çarpın şunu bulursunuz. Artı bir de 1'imiz kaldı. Şimdi gençler geçelim alt tarafa. Alt tarafta da 3 üzeri n eksi 3 parantezini alacağımızı söylemiştik. Aldık. Şurada ne kaldı? 3 üzeri 2. Eksi 3 üzeri 1 ve artı 1 kaldı arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere çarpım durumunda şu iki ifade birbirinin aynısı. Doğal olarak da ben derim ki hocam bunlar gitsin ya. Yani bunlar önemli değil. Bunlar gidebilir. 3 üzeri n artı 1 bölü 3 üzeri n eksi 3 kaldı.
Şimdi bölünüyor. Tabanlar da aynı. Ne yapacaksın? Şundan şunu çıkaracaksın. N artı 1'den N eksi 3'ü çıkarırsan N'ler gider zaten. 1 eksi eksi 3'ten artı 4 gelir. 3 üzeri 4'müş cevabımız, ki 3 üzeri 4 de bize 81'in ta kendisini verir. Cevabımız 81 olacaktır deriz. Geçtim 5. örneğime. 3 üzeri A ile 3 üzeri A'yı çarp demiş. A'ları toplarsanız 3 üzeri 2A yapacaktır. Bölü. Alt kısımda da bakın 3 tane 3 üzeri A var. Eşittir ne yapıyor? 27. Yani 3'ün küpü mü yapıyor? Peki. Şimdi 3 üzeri 2A dedim buraya. Alt kısımda da bakın 3 üzeri 1 ile 3 üzeri A'nın çarpımı var ya. 3 üzeri A artı 1 yazarım. Bu da arkadaşlar 2A'dan A artı 1'i çıkarırsanız 3 üzeri A eksi 1 kalacaktır. Ki bu da 3 üzeri 3'ün ta kendisiymiş. Şimdi bunların tabanları eşit görüyorsun. O zaman üstler de birbirine eşit olmak zorunda. Yani A eksi 1'imizin ne olmak zorunda? 3 olması zorunda diyoruz. A eşittir eksi 1'i karşıya atarsanız 4 gelir. A kaçtır diye sorulmuştu. Sorunun cevabı da böylelikle 4 olacaktır deriz. Üstlü denklemler. A 0'dan, 1'den ve eksi 1'den farklı olmak üzere eğer A üzeri X, A üzeri Y'ye eşitse tabii ki burada tabanlar aynı olduğuna göre üstlerinde aynı olması şart arkadaşlar. Anlaştık. X eşittir Y olmak zorunda diyoruz. Şimdi örnek 6'ya bakacak olursanız 16 demek 2 üzeri 4 demek biliyorsunuz. Bunun 4 A'nıncı kuvveti eşittir. 8 demek 2'nin küpüydü. 2'nin küpünün de 6'ncı kuvveti mevcut burada. 4 ile 4 A'yı çarparsanız 2 üzeri 16 A yapacaktır. 3 ile 6'yı çarparsanız 2 üzeri 18'i verecektir bize. E şimdi durum buysa 16 A 18'e eşit olmak zorunda. Yazıyorsunuz 16 A eşittir 18 ise her iki tarafı 2'ye böldünüz. 8 A eşittir 9 gelir. İse buradan A eşittir 9 bölü 8'in ta kendisidir diyebiliriz. Gençler bizden zaten A istenmişti. Bir bilgimiz var. N sayısı eğer tek bir sayı ise A üzeri N ile B üzeri N birbirine eşit ise sevgili arkadaşlarım o zaman tek bir ihtimal vardır. A B'ye eşittir. Başka bir ihtimal söz konusu bile değil. N çift sayı ise ve A üzeri N B üzeri N'e eşitse N'in çiftliğinden kaynaklı A ya B'ye eşittir diyoruz veyahut eksi B'ye eşittir diyoruz. İkisinden birisi diyoruz. Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar çift verildiği zaman ikisini de sağlattırıyorsun. Tek verildiği zaman bir tanesini sağlattırıyorsun. O da A eşittir B. Örnek veriyorum. Burada kuvvetlere bakıyorsunuz. 2020. Kuvveti. Yani bunlar ne? Çift. Dolayısıyla ben diyorum ki içerideki A artı 3 ya bunun kendisine eşittir veya A artı 3 arkadaşlar eksi 2 A'ya sağdakinin eksilisine eşittir diyorsunuz. A'yı bu tarafa sallarsanız 3 eşittir A gelir. Burada eksi 2 A'yı bu tarafa 3'ü bu tarafa sallarsanız 3 A eşittir eksi 3'ten A eşittir eksi 1 gelecektir. Şimdi A değerlerinden bir tanesi 3 öteki de eksi 1. E bize demiş ki A değerlerinin toplamı sorulmuş. 3 ile eksi 1'in toplamı sorulduğuna göre doğru cevabımız bizim kaç olacak? 2 olacak sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyoruz bilgiyle. Burası kıymetli. X üzerine eşittir 1 bu denklemin çözümünde 3 tane ilgilenmemiz gereken durum var. Birinci durum x'in 1 olma durumu. İkinci durum x eksi 1 ve n çift sayı olmalı. Üçüncü durumda n 0 ve x 0'dan farklı olmalı. Bakın 1'in n'inci kuvveti zaten 1 yapacaktır. Dolayısıyla x'in 1 olduğu durumlarda her halükarda sağlar. X eksi 1 ise ve üssü çiftse biliyorsunuz ki bu da 1 olacaktır. Çünkü negatifin çift kuvvetleri pozitiftir. Aynı zamanda n sıfırsa ne yani üssüm sıfırsa ve x de sıfırdan farklı bir sayıysa x üzeri sıfırda 1 yapar biliyorsunuz. İşte bu 3 durumu gözeterek bu tarz soruları çözebilirsiniz. Hemen sonraki sayfamızda 100. sayfamızda 8. örneğimizde arkadaşlarım böyle bir durum söz konusu. Bakın 1'e eşit demiş. O zaman ya taban x artı 3 direkt 1'dir dersiniz ve x eşittir eksi 2 gelir. Bu kesinlikle ama kesinlikle sağlayanlardan bir tanesi bu cepte. Veyahut alt taraf eksi 1'dir. X artı 3 eksi 1 olur ve x buradan eksi 4 gelir. Ve şimdi üssün ne çıkmasını bekliyoruz? Alt taraf eksi 1 ise üssün çift olmasını bekliyoruz. 2 çarpı x gördüğünüz yere artık eksi 4'ü yerleştiriyorsunuz. 2 kere eksi 4 artı 1. Ne yapar arkadaşlar? Eksi 7 mi yapar? Ama eksi 7 tek bir sayı. Dolayısıyla x eşittir eksi 4 sağlayan bir değer değildir maalesef. Veya üssü 0 yapıyorsunuz. Yani 2x artı 1 eşittir 0 derseniz x eşittir ne gelir? Eksi 1 bölü 2 mi gelir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'yi şurada yerine yazarsanız eğer. Eksi 1 bölü 2 artı 3'ün üssü 0 yapmıştık. 0'ıncı kuvveti daima 1'dir ve sağlar.
Dolayısıyla arkadaşlarım sağlayan bir diğer değerimizde eksi 1 bölü 2'ymiş. Sağlayanlar bir bu vardı, bir de bu vardı. İşte bunların çarpımı sorulmuş. Eksi 2 ile eksi 1 bölü 2'yi çarparsanız eksiler gider, ikiler de birbirini yer bitirir. Cevap ne olur? 1 olur deriz. Ve gençler devam ediyorum 9. örneğimle. Kahve içmeyi unuttum, bak söylemiştim, iyi aklıma geldi. 9. örnek buz gibi olmuş. 7 eksi x'in x kare eksi 49. kuvvete eşittir bir denkleminin kökler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Ne yapacağız? Alt tarafı direkt önce ilk yapmamız gereken şey 1'e eşitlemek. Buradan x kaç gelir arkadaşlar? 6. Bu kesinlikle sağlar diyorsunuz. İkinci sağlayanı bulabilmek adına üst tarafı sevgili arkadaşlar 0'a eşitliyorsunuz. X kare eksi 49 eşittir 0 ise x burada ya 7'dir veyahut eksi 7'dir. İkisinden birisi. Yalnız x 7 olursa şurada yerine yazdığınız zaman 0 üzeri 0'dan belirsiz gelecektir. Dolayısıyla x 7 olamaz diyoruz, ama eksi 7 olursa 14 üzeri 0'dan 1 geleceği için eksi 7 sağlar diyoruz. Bunu attık cebe. Bir de taban kısmının yani 7 eksi x'in eksi 1'e eşit olma durumu var ki bu durum için x 8'dir. Peki alt tarafı biz eksi 1 yaptık. Şimdi üst tarafta x gördüğümüz yere 8 yazalım. 8'in karesi 64'ten 49'u çıkarırsanız eğer bu ne yapar biliyor musunuz? 25 yapar. Pardon 25 yapmaz, 15 yapar. Değil mi? 15 gelir. Peki eksi 1'in 15. kuvveti nedir? Tabii ki eksi 1'dir. 1 değildir. Dolayısıyla bu x eşittir 8 sağlamayacaktır. Sağlayan değerlerimiz 6 ve eksi 7'ymiş. İşte bunların toplamı sorulmuş. 6 ile eksi 7'yi toplarsanız cevap kaç olur? Eksi 1 olur sevgili arkadaşlarım. Geçtim sağ üst tarafa 10. örneğime. 9 üzeri a eksi 1'den 12 çarpı 3 üzeri a eksi 2'yi çıkarıp 3 eklemiş ve 0'a eşitlemiş. Olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş bize. 9 üzeri a eksi 1 demek sevgili arkadaşlar 3 üzeri 2'nin a eksi 1'inci kuvveti demek. Şimdi ben bunu 3 üzeri a eksi 1'in ikinci kuvveti biçiminde de yazabilirim. Neden? Sonuç olarak 2 ile a eksi 1'i çarpıyorsam burada da zaten 2 ile a eksi 1'i çarpıyorum. Yani sen 3'ün karesinin 5'inci kuvvetini almak yerine 3'ün 5'inci kuvvetinin karesini alsan da aynı sonucu bulursun zaten. Anlaştık? Peki matematik böyle güzel bir şey işte. Devam. Şimdi ben burada 3 üzeri a eksi 1'in karesi dedim ya. Burada sanki böyle bir karesel açılım gibi bir durum söz konusu. Arada da eksi olduğu için eksi diyorum. 2 çarpı birincimiz a eksi 1'di. 3 üzeri a eksi 1'di. Şimdi ikinciye bakacağız. Arkadaşlar 12'nin içinden zaten burada 2'yi kullandık. Burada kaldı 6. 3 üzeri a eksi 2'den 3 üzeri a eksi 1'i kullandık. Burada kaldı 1 bölü 3. Tamam. Şimdi 6 kere 1 bölü 3'te ne yapar? 2 yapar. Demek ki benim ikinci ifadem 2'ymiş. Ve buraya da neyi yazıyorum? İkincinin karesi yani 4'ü. Hocam burada 3 var. O zaman kardeşim sen de 1 çıkar 3 olsun. Soruyu değiştirmeyelim ya. Ne gerek var soruyu değiştirmeye, değil mi? Peki madem öyle. Şimdi ne oldu burası? 3 üzeri a eksi 1'in karesi oldu. Eksi 2 çarpı 3 üzeri a eksi 1 çarpı ikinci artı 4 eksi 1. Artı 4 dedim, eksi 1'i de karşıya attım müsaadenizle. Bu şekilde bir ifade geldi mi? Şimdi şu karesel ifade neyin karesi olmuş oldu gençler? 3 üzeri a eksi 1 eksi 2'nin parantez karesi işte olmuş oldu ve eşittir 1 dedim ben buna. Arkadaşlar neyin karesi 1? Eksi 1 ve artı 1'in, değil mi? O halde ben diyorum ki 3 üzeri a eksi 1'den 2'yi çıkarınca ya eksi 1 olur ya da 3 üzeri a eksi 1'den 2'yi çıkarınca artı 1 olur. Şunu karşıya atın. 3 üzeri a eksi 1 eşittir 1 gelir. 3'ün hangi kuvveti 1'dir? Tabii ki 0'ıncı kuvveti 1'dir. Demek ki a eksi 1 0 ise a buradan 1'dir. Bakın bu cepte artık a'nın 1 olduğu gerçeğini değiştiremeyiz. Bir de burada 3 üzeri a eksi 1 eşittir eksi 2'yi karşıya atarsanız 3 gelir. Demek ki üssün 1 olması gerekiyor. A eksi 1 1 ise a eşittir. Kaç yapar? 2 yapar. Bu da ikinci a değerimiz. Bize demiş ki bu değerlerin çarpımı kaçtır? 1 kere 2 kaç yapar arkadaşlar? Tabii ki 2 yapar. Bu da bizim cevabımızdır deriz. Devam ediyorum 11. sorumla. X ve Y tam sayı olmak üzere 2 üzeri X artı 3 ile 3 üzeri Y eksi 4 birbirine eşit olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır? Payda tabanlar birbirinden farklı ve bu üstlü ifadeler birbirine eşitse o zaman diyorum ki tam sayı olmasına rağmen X artı 3 kesinlikle 0'dır. Y eksi 4 de eşittir 0'dır diyorum. Çünkü 2 üzeri 0 ile 3 üzeri 0 birbirine eşittir. Yani 1 eşittir 1 olacaktır. Buradan x eşittir eksi 3 gelir arkadaşlar. Y de eşittir 4 gelir. Benden x artı y toplamı sorulmuştu.
O halde x eksi 3'tü, y de 4'tü. Bunları toplarsanız doğru cevap olarak karşınıza 1 çıkar. Cevabımız da 1 olur deriz. 12. soru. 3 üzeri a bölü 3 üzeri a artı 1, 1 bölü 9 olduğuna göre 9 üzeri a bölü 9 üzeri a artı 1 ifadesi kaça eşittir diye sorulmuş. Öncelikle gençler, ben bu ifadeyi izninizle ters çevirmek istiyorum. Yani 3 üzeri a artı 1 bölü 3 üzeri a yazmak istiyorum. Ve bu da 1 bölü 9'dan tabii ki 3'ün karesine dönüş yapacaktır. Ya da 9'a dönüş yapacaktır diyelim. Direkt 9 yazalım. Tamam. Şimdi bunu da şu şekilde parçalayalım. 3 üzeri a bölü 3 üzeri a artı 1 bölü 3 üzeri a diye parçalara ayıralım. 3 üzeri a bölü 3 üzeri a 1 yapar arkadaşlar. Artı bir de 1 bölü 3 üzeri a diyorum. 1 bölü 3 üzeri a eşittir 9 sa, tabii ki burada 1 bölü 3 üzeri a artık bize 8'i verecektir. Çünkü 1'i karşıya sallayabilirsiniz. Bu cepte. Şu kullanılabilir kıvamda duruyor. Bu cepte kalsın. Şimdi şu sorulmuş ya, bunu ters çevirelim. 9 üzeri a artı 1 bölü 9 üzeri a. Bu da arkadaşlar şunu şu şekilde parçalarsanız 1 artı 1 bölü 9 üzeri a dedim, tamam mı? Eşittir. Bunun tersi sorulmuş. Biz bunu bulalım. Bunu ters çevirdik ya, ters çevirmeyi unutmayalım bunu, tamam mı? Lütfen. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 3 üzeri a 8 ise 1 bölü 9 üzeri a, ki bunun karesidir. O zaman 8'in karesinden 64 gelecektir. Şimdi şu kısım 64 ise 1 eklersem ne olur? Burası 65. Bakın bana 65 sorulmamış ama. Çünkü ben bunun tersini, çarpımsal tersini 65 buldum. O zaman kendisi nedir? Tabii ki cevap 1 bölü 65'tir. Cevap buydu deriz sevgili arkadaşlarım. Umarım anlatım başarılı olmuştur. Umarım sen de anlamışsındır. Devam edelim. Bir diğer sayfamızda 13. örneğimizde sanırım 101. sayfaya geçtik. Aynen. 3 üzeri a eşittir 125. 5 üzeri b eşittir 27 olduğuna göre a kere b kaçtır? Bakın bu tarz sorularda şu mutlaka geçerlidir. 3 üzeri a eşittir 125 dediğimiz sayı 5'in küpüdür. 5'i buraya yazın. 5 üzeri b eşittir 27 nedir? 3'ün küpü. Bakın 3'leri bir araya, 5'leri bir araya getirdin mi? Getirdim. Eğer elinizde bu şekilde bir eşitlik varsa a'yı 3'e bölüyorsunuz. 3'ü de b'ye bölüyorsunuz ve eşitliyorsunuz. Böyle bir eşitlik geçerlidir arkadaşlar. A bölü 3 eşittir 3 bölü b dediniz. İçler dışlar çarpımından a kere b eşittir 3 kere 3'den 9'a eşit olur. Ki zaten bana da a kere b sorulmuştu derim. Ve cevabımın da bu olması gerektiğini söyleyebilirim. Bir diğer bilgi. A üzeri x a üzeri y'den küçük ise sevgili arkadaşlarım. A 0 ile 1 arasındayken buradaki eşitlik yön değiştirir. Büyük x y'den büyük olur. Bakın x ve y. Normalde burada küçüktür vardı ya, x y'den büyük olur. Eğer a 1'den büyükse buradaki eşitliğin aynısı geçerlidir. X y'den küçüktür diyorsunuz. Var ya, deli gibi terliyorum şu an. İğrenç bir durum ya. Aşırı sıcak bir kere. 4 üzeri x eksi 1 küçüktür 1 bölü 4'ün x artı 3. kuvveti demiş. Bak şimdi 4 üzeri x eksi 1'i yazdım. Şu 1 bölü 4'ü ben 4 biçimine getirebilirim. Nasıl getiririm? Ters çeviririm. Ters çevirdim de hocam üstü ne olacak? Eksiyle çarpacaksın onu da. Eksi x eksi 3 dedin, tamam mı? Bir kere bu 4'ler 1'den büyük olduğuna göre o zaman ben diyeceğim ki direkt x eksi 1 küçüktür. Eksi x eksi 3 diyebilirim. X eksi 1 küçüktür. Eksi x eksi 3 diyeceğim. Buradan eksi x'i bu tarafa attınız 2x. Eksi 1'i bu tarafa attınız küçüktür. Eksi 2 geldi. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz de x küçüktür. Eksi 1 gelir. Çözüm kümesi sorulmuştu hocam. O halde diyeceksin ki x elemandır, eksi sonsuzdan eksi 1 açık aralığına dersiniz sevgili gençler. 15. örneğimizde ise 22 üzeri a eksi b, 23 üzeri a artı b eksi 8'e eşit olduğuna göre a kere b'yi bul demiş. Şimdi 22 var, 23 var. Üstler ne olması lazım arkadaşlar? İkisinin de 0 olması şart ki 22 üzeri 0, 23 üzeri 0'a eşit olsun. Şimdi madem öyle a eksi b sıfırsa a kesinlikle ama kesinlikle b'dir ya da b a'ya eşittir. B a'ya eşitse yerine a yazarsın. A artı a'dan 2a gelir. A eksi bir de 8'imiz var eşittir 0 dersin. Buradan a kaç gelir arkadaşlar? 4 gelmez mi? Gelir. Peki a 4 ise a kere b'yi bul demiş ya. Bir kere a 4 ise bir kusura bakmayasın kimse, b de 4'tür. Çünkü birbirine eşitti bunlar. A kere b yerine ben a kere a'yı bulurum o zaman, sıkıntı yok. Yani 4 kere 4 eşittir kaç yapar? 16 yapar. Bu da böylelikle 15. sorumuzun cevabıydı diyebiliriz. Devam ediyorum 16. sorumla. 15 üzeri x 5 üzeri x artı 2'ye eşit olduğuna göre 9 üzeri x artı 1 ifadesi kaçtır diye sorulmuş. 15'i parçalıyorsunuz.
Çünkü 15 3 kere 5'in kendisidir. X'in kuvveti eşittir 5 üzeri x artı 2 dediniz mi? Dediniz. Şimdi 3 çarpı 5'in ikinci kuvveti demek 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x demek. Ki biliyorsunuz konu anlatım kısmında da 3 üzeri x'de 5 üzeri x'in çarpımı 15 üzeri x oluyordu. Eşittir dediniz 5 üzeri x artı 2. Şu şurada çarpım durumunda ya 5 üzeri x. Onu karşıya bölüm olarak bir atalım hadi. 5 üzeri x artı 2 bölü 5 üzeri x dediniz. Bu da 3 üzeri x eşittir. Bakın x artı 2'den x'i çıkaracak olursanız 5'ler tabanlar eşit olduğuna göre 5'in karesi yapar. Yani 3 üzeri x kaçmış arkadaşlar? 25'miş. Şimdi bu cepte. Devam edelim. Bizden istenen 9 üzeri x artı 1. Yani 9 üzeri x ile 9'un çarpımı. 9 üzeri x de sevgili arkadaşlar 3 üzeri x'in karesidir biliyorsunuz. Çarpı bir de 9'umuz var. 3 üzeri x neydi? 25. 25'in karesiyle 9'u çarp demiş. 25'in karesi ne yapar? 625 kere 9. Bu bizim cevabımız. Hadi hesaplayalım. 625 ile 9'u çarpalım arkadaşlar. 5 kere 9 45. 45 diyorum. 4'ü yazıyorum. Elde var 4. 2 kere 9 18. 4 de elde vardı. 22. Elde var 2. 6 kere 9 54. 2 de elde vardı. 56 yapar. 5625 sayısı bizim cevabımız olur deriz gençler. 16. sorumuz. Bakın bu tarz sorularda bu tarz sorularla AYT kısmında logaritmada da karşılaşacaksınız. Tamam bak logaritmada da karşılaşacaksınız. O yüzden dikkatli olun. Üslü ifadeyi ve köklü ifadeyi çok iyi öğrendiğiniz takdirde logaritmada da hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Hatta AYT kısmında logaritmayı gördüğünüz zaman diğer AYT konularının yanında diyeceksiniz ki ya bu konu neymiş ya? Posta gazetesinin bulmaca 2. Cidden öyle olacak sizin için. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacağız? Üslü sayıları çok iyiye oturtmamız gerekiyor. 17. örneğimize bakıyoruz. 3 üzeri n artı 1 ile 3 üzeri n'nin çarpımının 4 bölü 27 olduğunu dile getirmiş. Burada küçük olan hangisi? Üssü küçük olan 3 üzeri n bunun yanında değil mi? O zaman 3 üzeri n parantezine bir alıverelim biz bunu. 3 üzeri n parantezine şurada ne kalır arkadaşlar? 3 kalır. Burada ne kalır? 1 kalır. Eşittir. 4 bölü 27 ya. 4 çarpı 1 bölü 27 yazdım ben. Sıkıntı var mı? Yok değil mi? Peki 3 üzeri n ile bakın 3 artı 1 kaç yapar? 4 eşittir diyorum. 4 çarpı 1 bölü 27 ne demek? 3 üzeri eksi 3 mü demek? Güzel kardeşim o zaman gel 4'leri bir sadeleştirelim seninle. 3 üzeri ne yapmış olur o halde? 3 üzeri eksi 3 mü olur? Gördün tabanlar eşit o zaman üstler de birbirinin aynısıdır diyorsun. N sayısı kaça eşit oluyor? Eksi 3'e. Bizden ne istenmiş? N kare artı n artı 1'in karesi. Bir kere eksi 3'ün karesi 9 yapar. Eksi 3'e 1 ekledin eksi 2 yapar. Eksi 2'nin karesi de ne yapar? 4 yapar. Doğru mu? 9 ile 4'ün toplamda bize cevabı verir. Doğru cevabımız 13'tür deriz sevgili gençler. Ve 18. aynı zamanda son sorumuz. A eksi B demiş ona yapacak bir şey yok zaten. Üslü sayı bile yok içerisinde. B üzeri eksi 1 demek 1 bölü B demek. A üzeri eksi 1 demek de 1 bölü A demek arkadaşlar. Şimdi sen gidiyorsun şunu A ile bunu da B ile genişletiyorsun. Üst tarafta A eksi B hala yalnız kalmaya devam ediyor tek tabanca. Şununla şunu çarpıyorsun A. Bununla bunu çarpıyorsun eksi B. Aradaki eksiyle beraber. Bölü A kere B yapıyor bakın. Şimdi bu ifadeyi ters çevirip çarpacaksınız. A eksi B parantez içine aldım karışmasın diye. Çarpı A çarpı B bölü A eksi B dedim. Burada çarpım ve bölüm durumunda olduğu için A eksi B'ler birbirini götürür. Geriye sadece cevap olarak elimizde ne kalır? A kere B kalır sevgili gençler. İşte bu kadar. Tamam. Yani üslü sayılarla alakalı çok böyle ahım şahım örneklerde zaten yok. Tamam. Son zamanlarda çıkan örneklerde genelde problemler üzerine dayalı oluyor. Yani üslü sayılarla alakalı problemleştirilmiş örnekler var sevgili arkadaşlar. Ben önce şu sayfayı değiştirmeden önce bir sonraki videomuzda üslü ifadelerin konu testini çözeceğimizi söyleyeyim ben sana. Bunun hatırlatmasını yapayım ve şöyle büyük ekrana geçelim. Şimdi arkadaşlarım. Dediğim gibi üslü sayılarla alakalı son yıllarda 2018'den bu yana öyle ağım şağım bir işlem sorusu yok. Genelde problemleştirilmiş örnekler var. Tabii ki problemleştirilmiş örnekleri de çok basit üslü sayıların çok basit kurallarıyla halledebiliyorsun. Şöyle kurallarımıza doğru tekrardan gidecek olursak sen de kitabında yazdığın yerlere bakacak olursan şöyle yukarı doğru çıkalım ilk sayfada yazdığımız yerlere şu kısım arkadaşlarım şurası. Yani şu kuralların
Hangisinin ne işe yaradığını zaten biliyorsan, ki sen şu an göremiyorsun, hemen tekrar orayı göstereyim ben sana. Şu kuralların hangisinin ne işe yaradığını biliyorsan, tamam mı? Sen o problemleştirilmiş örnekleri çok rahat bir şekilde çözebiliyorsun. Hani üslü sayılarla, hocam işte çok fazla örnek çeşidi var, çok fazla soru kalıbı var, ben bu soru kalıplarının hepsini tek tek nasıl oturtacağım diye fazla çok düşünmene gerek yok. Hani şöyle bir iddiada da bulunabilirim. Genel geçer konuyu biliyorsan zaten, sınava girmeden önce üslü ifadelerden, üslü sayılardan çıkmış, yani 2018'den bu yana çıkmış soru tiplerine bakıp o soruları çözüp sınava girsen bile üslü sayılardan sen net çıkaracaksın zaten. Tamam. O yüzden çok fazla takmanız, çok fazla kasmanız gereken konulardan bir tanesi değil arkadaşlar. Aklınızda bulunsun benden size, hem abi hem hoca tavsiyesi. Evet gençler, sonraki videomuzda üslü ifadelerin konu testini çözeceğimizi söylemiştik. O testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın. Bay bay.